İlk olarak İstanbul Milletvekili Sayın Garo Paylan konuşacaklar. Sayın Paylan, süreniz 10 dakika. Siz buyurun geçin. Biz gerekli ihtarı yaparız. Buyurun. Sayın milletvekilleri. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinize günaydın. Saygılar sunarım hepinize. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarı çözüm ve demokrasi ve barış iradesinden koptuğundan beri hep beraber kaybediyoruz. Ülke kan kaybediyor maalesef. Ve 3 yıla yakın zamandır çözüm üretemeyen iktidar yalnızca zulüm üretiyor. Ve bu zulüm düzeninin ekonomiye olan etkilerini de yalnızca palyatif tedbirlerle kapatmaya çalışıyor. Bakın, ben Plan Bütçe Komisyonu'ndayım. Ya 2 yıldır torbada torba, torba yasalar, sürekli torba yasalar gönderiyor iktidar. Ve zannediyor ki bu torba yasalarla, palyatif tedbirlerle ekonomi dikiş tutacak. Ama arkadaşlar, dikiş tutmuyor. 2 yıldır, 3 yıldır, yıllardır diyoruz ki sorun siyasi arkadaşlar, siyasi. Siyasi bir çözüme ihtiyacı var. Geçen yıl bütçe görüşmeleri yapılırken de orta vadeli plan hedeflerinin hemen çökeceğini söyledik. Bakın, orta vadeli plan hedefleri daha Ocak ayında çöktü. Ve ne yaptı iktidar? Bakın, orta vadeli plan hedefleri çökünce, ya Nisan'da da referandum var. Arkadaşlar, referandum var. E ne yapacağız? Vereceğiz piyasaya kortizonu. Basacağız parayı. Ve genişlemeci politikaları işleteceğiz. Vergileri erteleyeceğiz. Kredi garanti fonuyla piyasaya para vereceğiz. Ve nihayetinde arkadaşlar, evet, kötü hisseden bir bünyeye kortizonu verirseniz o bünye kendisini geçici olarak iyi hisseder. Veya bakın, bir hıyar tarlasına, hani bir eğer ki dönümden bir ton eğer ki hıyar alacaksanız o hıyar tarlasına hormonu basın, bakın bir ton yerine 4 ton hıyar alırsınız. Bu böyledir. Hormonu bastın mı hıyar çoğalır. Maalesef Türkiye'de olan da budur arkadaşlar. Yılın başında ekonomi yönetimi hormonu bastı, hıyarlar çoğaldı. Evet, ekonomimiz geçici olarak, sanal olarak büyüdü. Ama bu büyüme bir hormonlu büyümedir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, kortizonu hani bir bünyeye geçici olarak verirsiniz. Bünye kendini hisseder ama sürekli verirseniz ne olur biliyor musun? O bünye kanser olur. Bakın, 3. dönemde ekonomi büyüdü diyorsunuz. Ama bakın, 4. çeyrekte ekonomi yine bunalımda. Esnaf yine iş yapamıyorum diyor. Herkes mutsuz çünkü kortizon bitti. Ne yapmamız lazımdı kortizonu verirken, o hormonu verirken? Yapısal tedbirleri yapmamız gerekiyordu. Hem ekonomik hem siyasi, ama önce siyasi. Biz dedik ki sorun siyasi sayın bakanlar, sayın hükümet. Sorun ekonomik değil. Siyasi meseleyi çözmeden de istediğiniz kadar kortizon basın, geçici bir iyileşme olur. Sonra bünye yine kendisini kötü hisseder. Bakın, Sayın Bakan çıkıp diyecek, biliyorum, %11.1 büyüdük. AKP temsilciler de diyecek. 11.1. A Haber'de, şurada burada ver mehteri diyorlar. Ver mehteri. 11.1 büyüdük. Ya Allah'ını severseniz, baz etkisi diye bir şey var. Geçen sene %1 küçülmüş. 2 yılın toplamında %10 büyümüş. 2'ye bölsen %5 yapar. Zaten hormonla beraber %5 büyüdünüz 2 çeyrekte. Ne farkı var? Ve arkadaşlar bakın, ver mehteri diyecek bir büyümemiz yok. Ben geçen gün de sordum. Sayın Bakan'a da soruyorum. Kimi büyüttünüz Sayın Bakan? Değerli hükümet, kim büyüdü ya? Bakın, ben TÜİK'in rakamlarını vereceğim. Şimdi TÜİK'in rakamlarına göre tarım kesimi %2.8 büyümüş. Ya çiftçiye soruyorsun, mutsuz. Çünkü 11.1 büyüdük diyorsunuz ya. Çiftçi 2.8 büyümüş. Peki esnafa soruyorsunuz. Bakın, yine TÜİK rakamını vereceğim. Esnafa diyorsunuz ki, ya siftahsız dükkan kapatıyorum bugünlerde. Esnaf ne diyor? Bakın, TÜİK'in parakende verileri ne diyor biliyor musunuz Sayın Bakan? Parakende verileri %1.5 büyümüş. Allah Allah. Ekonomi 11.1 büyümüştü. Parakende verileri 1.5 büyümüş. Hani çiftçide 2.8 büyümüştü. Peki işçiye gelelim. Yine TÜİK rakamlarını vereceğim. Hani şaibeli rakamlar var, tutarsız rakamlar var diyoruz ama Türkiye İstatistik Kurumu rakamları.
Bakın 2017'nin 3. çeyreğindeki rakamları vereceğim. Bir önceki yılın rakamlarını da vereceğim. Şimdi biliyorsunuz üretimde bileşenler vardır. Emek kesimi vardır, sermaye kesimi vardır ve aldıkları paylar vardır. TÜİK'in gelir yöntemiyle gayri safi yurt içi hasıla birleşenlerin paylarını açıklıyorum. 2016'nın bakın emek işçine pay almış. 100 birim üzerinden işçine pay almış. 2016'nın 3. çeyreğinde Sayın Bakan siz de dinleyin lütfen. İşçi 2016'nın 3. çeyreğinde gelir yöntemiyle hesaplanan paydan %35.6 almış. 2017'nin 3. çeyreğinde ne almış? Bakın 35.6 32.6'ya düşmüş. Yani işçinin payı 3 puan düşmüş. Nerede büyüme? Kim büyümüş? Peki kimin büyüdüğünü açıklıyorum. Bakın sermaye ne pay almış? Büyük patronlar ne pay almış 2016'nın 3. çeyreğinde? %48.7 pay almış. Peki 2017'nin 3. çeyreğinde ne pay almış? %52.2. Yani işçiden almışsınız, sermayeye vermişsiniz. Kimi büyüttünüz? Çiftçi büyümedi, esnaf büyümedi, işçi büyümedi, emekli zaten sabit maaşlı. Kim büyüdü arkadaşlar? Söyleyeyim kimi büyüttünüz. Bir kısım yandaş müteahhiti büyüttünüz. Bu kadar. Bir kısım yandaş patronu büyüttünüz. Büyük sermaye şirketlerini büyüttünüz. Geniş kesimler bu büyümeden habersiz. Siz ver mehteri, ver mehteri diyorsunuz. Millet izliyor ekrandan. Ya arkadaş benim keseme büyüyen bir şey yok. Ben harcama yapamıyorum diyor. Milyonlarca insan bakıyor. Acaba bende mi bir kusur var diyor. Sayın vatandaşlar sizde kusur yok. Kusur bu iktidarda. Onlar sizi büyütmüyorlar. Bir avuç yalnızca yandaşı ve faiz lobisini büyütüyorlar arkadaşlar. Uyguladıkları yanlış politikalarla faiz politikasını büyütüyorlar. Bankaların da günahı yok. Ya arkadaş sen hormonu basarsan ver krediyi, ver krediyi dersen 1,5 trilyon liralık mevduata karşı 2 trilyon liralık krediyi basarsan faizler yükselir. Hani hıyar azken fiyatı düşer, hıyar çokken fiyatı yükselir. Para da böyle bir şeydir. 1,5 trilyonluk mevduata karşı 2 trilyonluk krediyi basarsan faizler yükselir. Bu böyledir. Değerli arkadaşlar bakın ülkemiz kırılgan beşliden çıkamıyor. Siz fazla fazla faiz veriyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz faiz lobisine? Şimdi cari açık veriyorduk. 15 yılda bu iktidar 500 milyar TL'lik cari açık verdi. Ama 500 milyar TL'lik cari açıkla bir üretim ekonomisi yaratamadı. Tüketim ekonomisi yarattı. Dışarıdan al, içeriye ver, onun vergisini topla, bütçe açığını kapat, vatandaşı da borçlandır ekonomisiydi bu. Nihayetinde ne oldu arkadaşlar? Bakın üretim ekonomisi geçemediğimiz için faiz her zaman kırılgan bir ülkeden daha fazlasını ister. Eğer ki sizin ülke güveniniz yoksa, ülkenize güvenilmiyorsa dolar faizi %1 iken siz %5 ile %7 ile borçlanırsınız ve daha fazla faiz ödersiniz faiz lobisine. Bakın faiz lobisi ne yapar biliyor musunuz? Ve yabancı sermaye eğer ki ne yapar biliyor musunuz? Yerli sermaye de. Der ki senin ülken güvensiz ülke arkadaş ne yapacaksın? Bana ucuz iş gücü vereceksin. Bak asgari ücret 550 dolardı bugün 340 dolar arkadaşlar. İşçiye daha az maaş veriyoruz, daha az refah veriyoruz. Başka ne ister sermaye böyle güvenilmez ülkelerde? Düşük vergi vereceğim der. Bak vergi teşvikleri veriyorsunuz. Başka ne ister? Doğa talanı yapacağım arkadaşlar. ÇED raporlarını falan bir kenara koyun. Ben doğa talanı yapacağım der. Maalesef ülkemiz güvensiz ülke olduğu için bu üç noktasında da bu noktada hep kaybeden ülke oluyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bakın doğrudan sermaye yatırımları yok. Yalnızca sıcak para geliyor Sayın Bakan. Hatta sıcak para bile değil biliyor musunuz? Kaynar para geliyor. Hani faiz lobisini bitireceğiz diyordunuz ya. Kaynar para dışında gelen para yok. Bakın bir de bir noktaya daha değinmem lazım. Sayın Başkan ek süre verecek misiniz ona göre ayarını? Hayır veremeyeceğim Sayın Paylan. Bakın Merkez Bankası bütçesinde görüşüyoruz. Maalesef zavallılaştırılmış bir Merkez Bankamız var. Dün yalnızca Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir şey söyledi. Ben faizlerin yükseltilmesini istemiyorum arkadaş dedi. Ya dolar 3.82 idi. Yarım saat içinde 3.86'ya yükseldi. Ya Merkez Bankası niçin var?
Sayın Başkan, siz Sayın Cumhurbaşkanı kayyum olarak atayın Merkez Bankası'na Sayın Bakan. Ne gerek var Merkez Bankası'na? Bitirdiğiniz bir Merkez Bankası var. Eğer ki bakın bu her lafla faiz yükseltirsen, efendim ben senin tepene binerim noktasında bir anlayışı sergilerseniz o faizler daha da yükselir ve faiz sarmalına gireriz arkadaşlar. Faiz, enflasyon, döviz sarmalına ülkemiz girmiştir. Bu sarmaldan çıkaracak rasyonel bir akıldır ama bunun içinde teşekkür ederim Sayın Paylan.